Bugün ilk etapta sizlerle neden başlayacağız? Paçalı Meydan Muharebesi ile başlayacağız. Projeyi yazalım. Şuraya dersi yazalım. Kısa kama. Metni bilirse. Şimdi yazalım. Paçalı Meydan Muharebesi ile başlayacağız dedik. Paçalı Meydan Muharebesi. Şöyle yazalım. Muharebesinin tarihi 1596'ya tekabül ediyor. Bu tarihte ya da bu savaş önceki kimler arasında yapıldı onu görelim. Paçalı Meydan Muharebesi arkadaşlar Avusturya. Hocam biraz daha bir kez alabilir miyiz? Tabii. Paçalı Meydan Muharebesi Avusturya ve Osmanlı Devleti arasında yapılıyor. Paçalı Meydan Muharebesi'nde arkadaşlar niçin Osmanlı Devleti ve Avusturya mücadele ediyor? Bunu öncelikle yazalım. Paçalı Meydan Muharebesi 1596 yılında Avusturya'nın vermekle yükümlü olduğu vergiyi vermemesine ötürü kaynaklanan bir savaş. Sadece vergiden değil, bunun dışında başka nedenler de var. Ne bu başka nedenler? Özellikle serhat boylarına, o serhat bir hudut boyu demektir. Hudut boylarına ya da başka tabirle serhat boyu, sınır boylarına, Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne ait olan toprakları olan hakimin olduğu topraklara Avusturya'nın saldırılar düzenlemesinden dolayı bu savaş çıkıyor. Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında çıkan bu savaşta Avusturya tabii ki de yalnız değil. Osmanlı Devleti'nin Avrupa topraklarından, Rusya'nın Batı topraklarından atmak isteyen bir Avusturya var. Dolayısıyla bu Avusturya'yı destekleyen bir de Papa var. Papa sadece Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı bir özel sağlayabileceği düşüncesinden kurulur. Ve dolayısıyla Lehistan gibi, bunun dışında Eflak, Boğdan, Balkan topraklarında bulunan Eflak, Boğdan boyu adalarında bir çağrıda bulunuyor. Kutsal İttifak çağrısı. Bu Kutsal İttifak çağrısı bir başka tabiri Haçlı İttifak çağrısı. Avusturya'nın yanına yani Lehistan gibi, Eflak, Boğdan gibi, Lehistan gibi devletleri vererek Avusturya'yı Osmanlı Devleti'ne karşı güçlendirmek isteyen... Çok hızlı konuştuğunu söyledi ya. Ben yavaş mı konuşayım? Tamam, ben biraz hızlı konuşmak iyi yerimizde. O zaman baştan anlatayım mı hocam, ne yapayım? Sonra anlatayım. Tamam, baştan anlatayım mı? Yani yeni baştan giriş yapabiliriz konuya. Cevap verirseniz... Evet, baştan alır mısınız? Tamam. Daha iyi anlatalım o zaman, daha iyi sakin. Şimdi arkadaşlar biz bugün tarih dersine başlayalım. Konumuz 1595 ve 1700 yılları arasındaki siyasi gelişmeler. Bugün bu tarihler arasında meydana gelmiş olan Haçova Meydan Muharebesi'nden bahsedeceğiz. Haçova Meydan Muharebesi Avusturya ve Osmanlı Devleti arasında meydana gelmiş bir savaştır. Bu savaşın bir takım sebepleri vardır tabii. Avusturya özellikle Osmanlı Devleti'ne vermekle yükümlü olduğu vergiyi vermiyor. Vermediği için de Osmanlı Devleti aslında bu bir savaş çağrısı olduğunun farkında. Bunun dışında Avusturya vergiyi vermediği gibi bir de Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu topraklara yani serhat boylarına saldırılar tertip ediyor. Bu saldırılar üzerine Osmanlı Devleti artık Avusturya'nın haddi aştığının farkında olarak sefer düzenlemeye başlıyor. Nitekim Avusturya Osmanlı Devleti karşısında başarı elde edemeyeceğinin farkında. Çünkü Osmanlı Devleti yüzyıl 16'da olsa yine işte 16. yüzyılın hatta sonları da olsa Osmanlı Devleti'nin ordusu disiplinli bir ordu hala. Dolayısıyla bu durumun farkında olan
Papa var ve Papa Osmanlı Devleti'ne karşı bir zafer elde etmek istediği için ne yapacak? Avusturya yanına bir de Lehistan'a, Eflak, Boğdan boyunlarına çağrıda bulunacak Osmanlı Devleti'ne karşı Avusturya'yı güçlendirmek için. Tabii bu çağrıya ne diyoruz biz? Kutsal İttifak çağrısı diyoruz. Kutsal İttifak yani ne demek? Haçlı İttifakı demek. Dolayısıyla yani Hristiyanların İslam coğrafyalarında bir takım faaliyetler yürütmesine aslında deniyor. Bunun dışında Avusturya'nın yanında bu çayı kabul eden Lehistan, Eflak, Boğdan Voyvodaları ve Avusturya Osmanlı Devleti'ne karşı mücadeleye başlayacak. Tabii mücadeleye başlayacak ama bu ittifakta ne yapacaklar? İlk etapta Avusturya eli güçlü çünkü yanında bir takım devletler var, Lehistan gibi, daha sonra Eflak ve Boğdan Voyvodaları gibi, kendisi de bir devlet sonuçta, imparatorluk. Dolayısıyla ne yapacak? Avusturya ilk etapta gidecek, Yanıkkale'ye saldıracak ve Yanıkkale topraklarını ele geçirecek. Osmanlı Devleti ise durumdan aynı rahatsız ve harekete geçecek. Ne yapacak? Osmanlı Devleti Avusturya'yla mücadele edecekler. Özellikle Belgrad gibi, daha sonra Esztergom gibi, Kanije gibi stratejik kaleleri Avusturya ele geçirecek. Bu durum Osmanlı Devleti'ni rahatsız ettiği için Osmanlı Devleti'ni mücadele eden Avusturya toprakları, bu kaleleri yeniden Osmanlı Devleti almayı başaracak. Neden Esztergom Kalesi, Kanije Kalesi ya da bunun dışında Belgrad Kalesi stratejik öneme sahip? Neden bu devletler bu kaleleri için mücadele ediyor? Çünkü bu kaleler sefer tertip edildiğini bir üst bölgesi olma niteliği gösterdiği için bu kaleler az sonra her iki devletinde ya da devletlerinde göz bebeği haline geliyor. Öncelikle bunları yazalım. Daha sonra devam edelim. Çünkü konu biraz uzun. Ne dedik? Haçalı Meydan Muharebesi dedik. Öncelikle kimin arasında gerçekleştiğini bilmemiz gerekiyor. Avusturya ve Osmanlı Devleti arasında gerçekleşmiştir dedik. Sebeplerini şöyle yazalım. Siz de sebepleri şeklinde bir başlık atıp yazabilirsiniz. Önemli çünkü. Sebepleri, birinci sebebi Avusturya'nın vermekle yükümlü olduğu vergiyi vermemesi. Diğer sebep de sınır boylarına Osmanlı hakimiyeti altında. Bu iki sebep Osmanlı Devleti ile Avusturya'nın Haçalı Meydan Muharebesi'nin yaşamasına sebep olacak. Yazın siz, bekleyelim, ondan sonra devam edelim. Gözükmüyoruz değil mi? Öyle mi? Görünmüyormuş. Ne yapsak ki? Kalem de pek değil aslında. Şunu mu yazayım? Neresi görünmüyor? Orayı tekrar yazalım hocam. Ya da ben okuyayım. Arkadaşlar aşağı taraftan da görünüyor hocam. Burası mı görünüyor? Burayı okuyabilirim. En alt kısmı okuyorum. Osmanlı hakimiyeti altında bulunan sınır boylarına saldırılar düzenlemesi Haçalı Meydan Muharebesi.
Ticaretinin başlama sebeplerinden biri. İşte mavi ve kırmızı ile mi yazayım? Tekrar yazabilirim istiyorsanız, yazayım mı? Oraya yazarsanız tekrar yazabilirim arkadaşlar, istiyorsanız. Yazalım mı hocam, cevap geldi mi? Evet, cevap yok hocam. Yok mu? Ben son maddeyi isterseniz yazabiliriz arkadaşlar. Evet, istiyorsanız en son maddeyi göremiyorsanız yazabilirim. Yukarıda yazabilirim. Başka kalemle de yazabilirim. Hocam, öyle mi? Yazalım. Şuraya yazalım onu. Son maddeyi yazıyorum. Serhat sınır demek, şöyle yazalım, kafanız karışmasın. Arkadaşlar, hacı bu meydan muharebesi bu sebeplerden ötürü başlıyor. Fakat Avusturya, yani Erdel topraklarında Osmanlı lehine, yani Osmanlı yönetimini isteyen bir takım ayaklanmalar çıkıyor. Avusturya yönetiminden rahatsız olan bir takım kitleler, Osmanlı yönetimini destekleyen, Osmanlı yönetimi tarafında bulunan bir takım isyanlar başlatıyor. Tabii bu isyanlardan ötürü az sonra Avusturya'nın İttifak kurmasına rağmen Avusturya bir takım sıkıntılara düşüyor. İşte savaşa handikap vuruyor aslında, ya da gücüne handikap vuruyor diyebiliriz bu isyanlar. Avusturya cephesi böyleyken Osmanlı cephesinde de durum çok da farklı değil. Çünkü Anadolu topraklarına bir celali ayaklanması var. Bu celali ayaklanmaları Anadolu isyanları olarak da literatürde geçiyor. Celali Anadolu demek. Bu isyanlar içeride, yani Anadolu topraklarında gerçekleşiyor. Sebepleri de işte artık öğrencilerin iş bulamaması, işsizlik gibi çeşitli, ya da eğitim almalarına rağmen iş bulamamaları sebeplerinden ötürü. Daha sonra zaten bir başka bir takım isyanlar daha eklenecek bunun yanına. Bu isyanlar Anadolu'da çıkıyor ve Osmanlı Devleti'ne de aslında bu bir anlamda engel oluyor savaşta başarı kazanmasına. Tabii bunun dışında bir de doğudan gelen bir Safavi baskını var, ya da Safavi bir baskısı var desek daha doğru. Doğuda yani bugünkü İran topraklarında Safavi Devleti var ve Safavi Devleti'nin başında bir Şah İsmail var. Bu Şah İsmail Osmanlı Devleti topraklarında, Anadolu topraklarında bir hakimiyet kurma isteği var ve bunun dışında Türkmenler arasında bir kışkırtma söz konusu Safavi Devleti'nde. Dolayısıyla da bu isyanlar ve bu baskılardan ötürü Osmanlı Devleti de az sonra barış istemek zorunda kalacak. Avusturya'da da ne var dedik? Erdel bulunuyor dedik ve Erdel'de isyanlar oluyor dedik. Dolayısıyla Avusturya'da bir barış isteğinde bulunacak ve iki taraf barış isteğinde bulunması üzere mutabık oldukları için az sonra ne yapacaklar? Masaya oturacaklar ve bu masadan, yani Hacıva Meydan Muharebesi'nden sonra ne çıkacak bu masadan? Zikvatorun Antlaşması çıkacak. Yazdıysanız siliyorum. Daha sonra bunu yazalım, tekrar anlatırım. Hocam son maddeyi okuyabilir misin diyorlar, çünkü yine mavi kalem. Öyle mi? Diğer kalem hiçbir şey yok. Tamam. Kalemle alakalı ya. Osmanlı Devleti, son maddeyi okuyorum. Osmanlı Devleti hakimiyeti altında olan, Serhat boylarına saldırılar tertip etmesi, Haçova Meydan Muharebesi'ni başlattı. Anladınız mı? Tekrar okuyabilirim. Tekrar okuyorum. Osmanlı Devleti hakimiyeti altında olan Serhat
koylarına saldırılar tertip etmesi Haçovu meydan muharebesini başlattı. Avusturya dedik. Bir takım Avusturya stratejik kaleleri ele geçirdi. Osmanlı Devleti de bu stratejik kaleler hangileriydi? Esargon'du, Kalişehir'di. Bu Belgrad Kalesi bu kaleleri ele geçince Osmanlı Devleti de şöyle yazalım. Kalelerin adını şuraya yazalım. Belgrad. Bunun dışında Kanije. Bunun dışında Esargon. Kaleleri ele geçiren Avusturya'nın üzerine yürüdü. Yeniden bu kaleleri ele geçirdi. Stratejik kaleleri. Yani kaleler el değiştirdi. İlk etapta Avusturya'nın eline geçen bu kaleler, daha sonra Osmanlı Devleti'nin saldırılar düzenlemesi üzerine Belgrad, Kanije, Esargon kaleleri yeniden Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Atatürk'ün çıkan çok küçükken yani sığmıyor ama kırmızı geliyor. Buraya yazdıktan sonra daha sonra zil fatura maddelerine bakalım birlikte. Silebilir miyim? Biraz bekleyelim hocam. Sana da bekliyorum arkadaşlar. Tamam. En az gözükmüyor diye değil mi? Okuyun hocam, yerinden. Şöyle yapalım, en az tekrar okuyorum. Siz yazın ondan sonra. Hocam yazıklarınızı yavaş yavaş okumuşsun diyor. Tamam, en baştan okuyalım. Avusturya stratejik... Şimdi savaşın içeriğinden bahsediyoruz burada. Avusturya stratejik kaleleri ele geçirdi. Bu kaleler Belgrad, Kanije, Esargon kaleleri. Tekrar okuyorum. Avusturya stratejik kaleleri ele geçirdi. Bu kaleler Belgrad, Kanije, Esargon kaleleri. Bunu parantez içinde yazabilirsiniz bu kaleleri. Bu kalelerin ele geçirilmesi üzerine Osmanlı Devleti bu kalelerin ele geçirilmesi üzerine Osmanlı Devleti harekete geçti. Avusturya üzerine yürüdü. Bu kaleleri ele geçiren Avusturya, Osmanlı Devleti Avusturya üzerine yürüdü. Yeniden bu stratejik kaleleri Osmanlı Devleti eline geçirdi. Ya da ele geçirdi. Yeniden bu stratejik kaleleri Osmanlı Devleti eline geçirdi. Silebilir miyim? Sonuçlar mı bunlar hocam demiş? Hayır, bu savaşın içeriği, savaş neden oldu aslında bundan bahsediyoruz. Hani az önce söyledik ya işte Avusturya sınır boylarına saldırılar düzenliyor ama saldırılar düzenliyor ve bundan sonra da bu kaleleri ele geçiriyor. Belgrad, Kanije, Esargon'u ele geçiriyor. Osmanlı Devleti de bu stratejik kalelerin öneminin bilincinde ne yapacak o yüzden bu kaleleri yeniden ele geçirmek isteyecek. Aslında sebepleri olarak yazabilirsiniz. Tahta küçük o yüzden yani arka arkaya yazamıyorum her birinden.
Siliyorum. Az önce söyledim ya, anlatıyorum ama anlatmak biraz hızlı geliyor, acele oluyor. Çünkü tahta küçük, yani yazamıyorum her birini. Şimdi az önce söylediğimizi tekrar edelim de. Ne dedik? Avusturya bu savaştan diktatörlük barışıyla ayrılacak Osmanlı Devleti. Onu yazalım. Bu antlaşma arkadaşlar, Zitoturk Antlaşması, az önce de söylediğimiz gibi Osmanlı Devleti'nin doğudan gelen bir Safavi baskısı var. Dolayısıyla içeride de Celal isyanların olmasından ötürü Osmanlı Devleti barış isteyen taraflardan biri. Avusturya'da da Erdel toprakları var. Erdel topraklarına isyanlar çıkıyor. Bu isyanlar da Avusturya Devleti'nin barış istemesine sebep olacak. Çünkü hem savaşla, hem cephede, hem de içeride yorulan bir Avusturya var. Aynı şekilde Osmanlı Devleti de öyle. Hem cephede yoruluyor, hem içeride yoruluyor. Anadolu topraklarında yoruluyor. Dolayısıyla da başarı elde etmek mümkün değil. Ne yapacaklar o zaman? O yüzden Zitmotor'un antlaşmasını imzalayacaklar. Her iki taraf da barış isteyecek. Bu antlaşmanın maddelerine baktığımızda... Ne yazmıyordum? Bu antlaşmanın maddelerine baktığımızda arkadaşlar, Osmanlı Devleti, daha önce geçmiş bilgilerinizi hatırlamamız gerekiyor burada. Osmanlı Devleti hatırlıyorsunuz ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde ne yapmıştı? Mohaç Meydan Muharebesi'ni yapmıştı. Sıra kalemimiz yok mu hocam? Sıra onunla yazalım hocam. Tamam. Abi sen de bakabilir miyim? Tamam. Zaten onlara şey yazdık. Biz Zitvatürk Antlaşması'nı yazdık. Şimdi maddelerini siyahla yazacağım. Ama şimdi maddeleri şöyle kısaca anlatacak olursak, Osmanlı Devleti arkadaşlar, geçmiş bilgilerimizi hatırlamamız gerekiyor. Osmanlı Devleti Kanuni döneminde ne yapmıştı? Mohaç Meydan Muharebesi'ni yapmıştı. Kimle yapmıştı bunu? Yine Avusturya ile yapmıştı. Fakat Avusturya ile yaptığı bu mücadelede Kanuni Avusturya toprakları, Avusturya'yı yenince, zaferle ayrılınca bir anlaşma yapılmıştı. İstanbul Antlaşması. Bu antlaşmanın maddelerinde ya da şöyle söyleyelim, Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamı'na denk sayılacaktı. Yani Osmanlı Devleti burada bir prestij kazanmıştı. Fakat bu antlaşmayla, Zitvatürk Antlaşması'yla artık Osmanlı Devleti kazandığı bu prestiji kaybedecekti. Neden? Çünkü artık bu antlaşmanın maddesine göre Osmanlı Devleti'nin şöyle söyleyelim, Avusturya Arşidükü Osmanlı Devleti'nin padişahına denk sayılacaktı. Sezar olarak ifade edilecekti. Onu yazalım. Osmanlı Devleti'nin başarı yazalım. Avusturya Arşidükü Sezar olarak Arşidükü'ne Sezar olarak hitap edilecek ve Osmanlı Sultanına denk sayılacak. Daha önce nasıldı? Mohaç Meydan Muharebesi 2 saatte kazanılan bir savaşta ve Kanuni İstanbul Antlaşması'nı yapmıştı. Bu antlaşmayla Arşidük Osmanlı Devleti'nin Vezir-i Azam'ına denk sayılıyordu, Sadrazam'ına denk sayılıyordu. Artık bu antlaşmayla ne oldu? Avusturya Arşidükü Sezar olarak hitap edilecekti ve bunun dışında Osmanlı Sultanına denk sayılacaktı. Dolayısıyla burada bir prestij kaybını görüyoruz. Bunun dışında Osmanlı Devleti'ne Avusturya Devleti'nin yıllık vergi ödemek zorundaydı. Bu antlaşmayla birlikte ne yapıldı artık? Avusturya sadece 200 bin kuruş verecekti bir kereye mahsus olmak üzere ve yıllık vergisi artık kaldırılacaktı. Dolayısıyla burada da yine bir
prestij kaybından ve ekonomik kayıptan söz edebiliriz. Aslında o Zipaturak Antlaşması temelde Belgrad Kalelerinin ya da işte Kalijin'in ya da Esterbil'in alınması rağmen Osmanlı Devleti tarafından fakat prestij alın yani olumlu bir antlaşma gibi görünse de toprak bakımından, kale bakımından halbuki bu antlaşma prestijini kaybettiren bir antlaşmaydı. Şöyle yazalım. Ne yazacağız? Osmanlı Devleti'ne vermek bir hükümlü olduğu. Yıllık vergi artık verilmeyecek. Verilmediği gibi tek bir kere mahsus. Şöyle yazalım. Verilmeyecek ve bir kereye mahsus 200 bin kuruş. Hocam. Yine mi görüyorsunuz? Ara veriyoruz. Tamam. Evet, ders bitmiş arkadaşlar. Siz bunu yazın. Dönüşte. Artık devam. Evet, merhaba arkadaşlar. Yazdıysanız silelim tahtayı. Yazmadıysanız dursun. Ne yazmışlardı hocam sanırım? Ben yolladım hocam arkadaşlar. Yazmış olmaları lazım. Tamam. Bakalım nerede kaldık. Şu tahtanın da yarısını kullanabiliriz. Evet öyle söylediler hocam maşallah. Siliyorum tahtayı. Tamam. Şimdi tekrar son bir tekrar edeceğiz. Tamam vazgeçtir hocam. O tahta siliyorum. Şöyle yazmayın. Öyle mi? Ha. Tamam, son bir tekrar edelim. Ondan sonra burayı silelim. Daha sonra başka bir konuya geçelim. Zipaturak Antlaşması'ndan bahsetmiştik. Tabii burada bir madde daha var. Onu da yazacağım daha sonra. Şimdi Avusturya Arşidükü'nün Sezar olarak hitap edilecekti. Bu antlaşmanın neticesi olarak ve bunun dışında Osmanlı Sultanı'na denk sayılacaktı. Daha önce Osmanlı Sadrazamı'na denk sayılan Arşidükü. Bir sonraki madde de Osmanlı Devleti'ne vermekle yükümlü olduğu her yıl düzenli olarak vermekle yükümlü olduğu vergi artık Avusturya tarafından verilmeyecek. Verilmediği gibi sadece bir yıla mahsus olmak üzere tek ve son, ilk ve son defa mahsus olmak üzere 200 bin kuruş verilecek idi. Bunun dışında bir de kaleler vardı. Bu kaleler yukarıya silebilirim. Tamam. Bir madde daha var. Sonuçlarından bahsediyoruz. Yani Zipaturak Antlaşması'ndan bahsediyoruz. Bu madde de şu. Belgrad, Kanije, Esterbon kaleleri Osmanlı Devleti'nde kalacaktır. Bu antlaşmanın önemine dair şuraya bir şey yazmak istiyorum. Bunu defterlerinizi not ederseniz sevinirim. Muhtemelen sınavda çıkacak. Şöyle yazalım. Zipaturak Osmanlı Devleti kazançlı gibi görünse de Osmanlı Devleti bu antlaşmada kazançlı gibi görünse de esasen prestij kaybetmiştir. Bu önemli. Buraya not alalım. Burada yazmak kalemden çok sıkıntı oluyor. Hocam biraz da büyük istiyor arkadaşlar. Tamam.
Büyük yazalım. Bunu da okuyabilirim. Yukarıdan başlıyorum. Son bir maddeydi. Bu Tuturukhan Başkası'nın bir diğer maddesi. Belgrad, Kanije, Esterdon Kaleleri Osmanlı Devleti'nde kalacaktı. Zitvatur'un öneminden bahsettim burada da. Osmanlı Devleti bu antlaşmada kazançlı gibi görünse de esasen prestij kaybettiği bir antlaşmadır. Neden? Çünkü artık Arşidük sadrazama denk değildi. Padişaha denk sayılacaktı. Aldığı yıllık vergi artık bir kereye mahsus verilmiş olacaktı. Dolayısıyla ne oldu? Burada bir prestij kaybını, hazineye gelen gelir kaybını kaybettiğini görürüz. Silebilirim galiba. Şimdi Avusturya'yla tabii ki de sadece Haçova yapılmadı, birçok savaş yapıldı, birçok antlaşma yapıldı. Ama biz şimdi yönümüzü batıdan ziyade biraz doğuya çevireceğiz. Doğuda kim vardı? Doğuda İran vardı. İran'da kim vardı? Şah İsmail vardı. Şah İsmail kimdi? Şah İsmail Safavi Devleti'nin lideriydi. Ve bir takım propagandalar yapıldı. 1514 yılına geri döndüğümüzde, şimdi biraz geçmiş bilgilerimizi kontrol edelim ki buraya oturtabilelim, bilelim diye öncelikle bir geçmişe gitmemiz gerekiyor. Şöyle bir çizim yapalım. Osmanlı Devleti'nin başında Yavuz bulunurken, Yavuz kim? Yavuz Sultan Selim'den bahsediyorum tabii ki de. İran Devleti'ne de, yani İran'da da Safavi Devleti'ne de Şah İsmail bulunuyordu. 1514 yılında. Ben şimdi geçmiş bilgilerimizden alıp bugüne getireceğim. Osmanlı Devleti'nde Yavuz Sultan Selim bulunuyordu. Bu dönemde Safavi Devleti'nde de Şah İsmail bulunuyordu dedik. Ve tarih 1514 dedik. Yavuz Sultan Selim'in ne yapacak? Çaldıran Savaşı'nı düzenleyecek. Kime karşı? Safavi Devleti'ne karşı. Ne için? Çünkü Şah İsmail ne yapıyor? Çaldırıp kapatıyor. Osmanlı Devleti artık buna bir pek diyecek, dur diyecek. Neden bu savaş yaşanıyor? Çünkü Şah İsmail Osmanlı topraklarına, Anadolu topraklarına bir takım saldırılar düzenliyor. Özellikle Erzincan coğrafyasında. Ve burada bir Şii anlayışı var. Biz mesela Osmanlı toprakları Sünni iken Safavi Devleti, İran toprakları Şii. Dolayısıyla burada Anadolu topraklarında bir Şii propagandası yapıyor Şah İsmail. Bu Yavuz Sultan Selim'in canını sıkmaya başlıyor. Bunun dışında Yavuz Sultan Selim bu sebeplerden ötürü ne yapacak artık? Yönünü İran'a, yani Şah İsmail'e çevirecek. Ve Çaldıran Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'i mağlup ettikten sonra vergiye bağlayacak ve bir takım yani bir müddet ne yapacak? Şah İsmail artık yerinde durmasını bilecek. Tabii duracak ama nereye kadar duracak? Yavuz'dan sonra Kanuni gelecek. Kanuni döneminde de çok da yerinde duran bir adam değil aslında Şah İsmail. Sadece Yavuz Çaldıran Savaşı'nı yaptıktan sonra, mağlup ettikten sonra bir müddet yerinde oturabildi. Fakat az sonra ne yapacak? Yeniden Kanuni döneminde Anadolu topraklarına, yine Erzincan coğrafyasına bir takım seferler düzenleyecek. Bunun dışında yine Anadolu Türkmenleri arasında Anadolu Türkmenleri kışkırtmaya başlayacak. Yine Osmanlı tahtına gözünü dikecek. Ne yapacak? Osmanlı tahtında bir takım işte kışkırtmalar, devlet adamlarının kışkırtmalar söz konusu olacak. Dolayısıyla Kanuni de ne yapacak? İran'a bir sefer düzenleyecek ve bu seferin nihayetinde Amasya Antlaşması yapılacak. Amasya Antlaşması biliyorsunuz ki İran'da yapılmış olan ilk antlaşmaydı. Bu antlaşmayla Kanuni Sultan Süleyman ne yapacaktı? Safavi Devleti Sultan Şah İsmail'i ne yapacak? Anlaşmanın maddelerini bulmak zorunda bırakacak ve bu antlaşmanın maddelerine göre de Şah İsmail geri çekilecek, İran topraklarına geri çekilecek, yeniden Erzincan coğrafyası Kanuni Sultan Süleyman'ın elinde kalacak, yani Osmanlı Devleti'nin elinde kalacaktı. Böyle bir tablo vardı Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nin İran coğrafyası arasında. Fakat bu tablo 3. Mehmet döneminde de devam etti.
Niçin? Çünkü Safevi Devleti'nin Sultanı Şah İsmail aynı faaliyetlerine devam ediyordu. Neydi bu faaliyetleri? Özellikle Türkmen coğrafyasında, Anadolu topraklarında yaptığı propagandalar, Şii inancı yayma isteği. Bunun dışında Türkmenler arasında Türkmenleri kışkırtma. Sadece Anadolu coğrafyasından ziyade bir de kuzeye çıkıp, kuzey coğrafyası yani Karadeniz sahasını ele geçirmek isteği ne yaptı? Ya, Şah İsmail'le Osmanlı Devleti arasında hatların gerilmesine sebep olacaktı. Dolayısıyla da ne olacaktı? Osmanlı Devleti Şah İsmail üzerine bir ordu gönderecekti. Bu ordunun başında da Lale Mustafa Paşa vardı. Lale Mustafa Paşa ne yapacak? İran hükümdarı Şah İsmail'i mağlubiyete uğratacak, yenilgiye uğratacak. Bu yenilgiden sonra bir takım topraklar Osmanlı Devleti'nin eline geçecekti. Şimdi devam edelim. Burayı yazalım öncelikle. Siz de bunları not edin. Yavuz Tavsiye'nin yani Çaldıran Savaşı, daha sonra Amasya Antlaşması bu dönemin konusu değil fakat geçmiş bir dönemde hatırlamamız gerekiyordu. O zaman şuraya başlık olarak şunu yazabiliriz. Osmanlı Devleti ve ya da bu kitaptan başlığımızdan şuna bakalım. Evet, Osmanlı Safevi ilişkileri. Şimdi Safevi, bu da şöyle yazalım, Osmanlı Devleti ve İran'da kurulan Safevi Devleti arasında Yavuz'dan beri bir takım problemler vardı. Yavuz ile burada şöyle yazalım. Bunun sebebi Osmanlı ve Safevi Devleti arasındaki gerginliğin sebebi Şah İsmail'in Anadolu Türkmenleri arasında yaymaya çalışmasıydı. Bunun dışında özellikle Doğu Anadolu coğrafyasına yine şöyle yazalım. Şah İsmail'i kalemden çok kötüyor. Yok mu dikkat edersin? Yok yani istedim ama hiç şey yapmıyor. Doğu coğrafyasına düzenlediği saldırılar Hatların gerginleşmesine yaymaya
düzenleyen çalışması şu İsmail Doğu coğrafyasını düzenlediği saldırılar ve Osmanlı tahtında görünmüyor mu hiç? Hocam program var ama onunla bir daha okuruz. Aynen öyle yapalım çünkü kalem yok. Osmanlı tahtında yaptığı propaganda faaliyetleri. Şimdi tekrar ben hem anlatayım hem de okumuş olalım. Osmanlı Safavi ilişkilerinden bahsediyordum. Osmanlı Devleti'nin tahtında Yavuz otururken de, Kanuni otururken de, bunun dışında 3. Mehmet otururken de Osmanlı Devleti ve Safavi Devleti arasında hatlar gerginleşecekti. Niçin gerginleşecekti? Çünkü Şah İsmail'in izlediği bir takım politikalar vardı, yürüttüğü bir takım politikalar vardı. Bunlardan ilki Anadolu Türkmenleri arasında uyguladığı Şii propagandaydı. Şii propaganda arkadaşlar sinir coğrafyada uygulandığı için aslında İslam dinine nifak tohumları ekme durumuydu. Dolayısıyla Sünni dininin yani İslam'ın tehlikede olduğunu, tehdit altında olduğunun farkında olan, bilincinde olan padişahlarda Safavi Devleti'nin üzerine harekete geçmek zorunda hissediyorlardı kendilerini. Bir başka sebep de Şah İsmail'in Doğu coğrafyasına, özellikle Erzincan coğrafyasına düzenlediği saldırılar yine Osmanlı Devleti'nin moralini bozuyordu ve dolayısıyla Osmanlı Devleti yine kendini zorunlu hissediyordu Şii propagandasını dışında Erzincan'a düzenlenen saldırılardan ötürü Safavi Devleti'nin üzerine gitmeye. Bir başka sebep de Osmanlı tahtında bir takım propagandalar yapıyordu. Yine bu propagandalarla ne yapacaktı? Osmanlı tahtında bir kaos yaratma çabası içerisindeydi. Özellikle Yavuz'un kardeşleri arasında mesela Korkut'u destekleyerek Yavuz tahta çıktıktan sonra Korkut, Şehzade Korkut'u destekleyerek ne yapacaktı? Osmanlı tahtında bir kaos, bir kargaşa yaratmaya sebep olacaktı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti ve Safavi ilişkilerinde bu maddeler Osmanlı Devleti'nin Safavi Devleti üzerine yürümesine etken sebeplerdendi. Tamam, sıra sıra okuyalım. Osmanlı Devleti ve İran'da kurulan Safavi Devleti arasında başlık Osmanlı-Safavi ilişkileri, Osmanlı Devleti ve İran'da kurulan Safavi Devleti arasında Yavuz'dan beri bir takım problemler vardı. Osmanlı Devleti ve İran'da kurulan Safavi Devleti arasında Yavuz'dan beri bir takım problemler vardı. Osmanlı ve Safavi Devleti arasındaki gerginliğin sebebi, iki nokta üst üste koydum ve sebepleri buraya yazdım. Şimdi sebepleri okuyorum. Safavi ve Osmanlı devletler arasındaki gerginliğin sebeplerini okuyacağım. Birinci sebep, Şah İsmail'in Anadolu Türkmenleri arasında Şii propagandayı yaymaya çalışmasıydı. Şah İsmail'in Anadolu Türkmenleri arasında Şii propagandayı yaymaya çalışmasıydı. İkinci sebep, Şah İsmail'in Doğu coğrafyasına düzenlediği saldırılardı. Bir üçüncü sebep, Osmanlı tahtında yaptığı propaganda faaliyetleri idi. Bu üç sebep ne yapacak? Osmanlı Devleti ile Safavi Devleti'nin mücadele etmesine sebep olacak. Üçüncü Mehmet döneminde devam edelim. Şimdi esas konumuza geldik. Üçüncü Mehmet döneminde arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Üçüncü Mehmet döneminde de bu faaliyetlere devam edecek Safavi Devleti. Dolayısıyla bu faaliyetlere devam edince Osmanlı Devleti'nin başında bulunan 3. Mehmet de diyecek ki bu Safavileri bir şekilde bir biz buradayız demek lazım diyecek ve üzerine bir takım ordular gönderecek. Bu ordunun başında Lale Mustafa Paşa var. Lale Mustafa Paşa gidecek ve Safavi Devleti'ni mağlup edecek. Safavi Devleti Osmanlı ordusunun o yüzyıldaki disiplininden ötürü mağlup olduktan sonra Osmanlı Devleti bir takım topraklar kazanacak. Bu topraklar özellikle Dağıstan ve Gürcistan'ın ele geçmesini sağlayacak. Tabii bundan sonra Osmanlı Devleti'yle ne yapacaklar?
Safavi Devleti bir barış imzalayacak. Osmanlı Devleti Safavi Devleti'ni mağlup etti. Bir de Safavi Devleti Osmanlı Devleti'nin mağlubiyeti yanında daha doğudan gelen bir baskı var Safavi Devleti'ne. Bu baskının adı Şeybaniler. Şeybaniler Cengiz Han'ın torunları. Cengiz Han'ın torunları Şeybaniler Safavi Devleti'ne baskı uyguluyor. Zaten Lala Mustafa Paşa da Safavileri yendi. Dolayısıyla Safaviler arada sıkışmak durumunda kaldı. Sıkışan Safaviler ne yapacak? Osmanlı Devleti'nden bir barış isteyecek. Bu barışın adı Ferhat Paşa Antlaşması olarak karşımıza çıkacak. Bu barışla birlikte, yani Ferhat Paşa ile birlikte Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü tamamen tanımış olacak Safaviler. Akıllanacaklar mı? Tabii ki de akıllanmayacaklar. Biraz yeniden kendilerine güvenlikleri alanı yeniden saldırılar terkip edecekler. Yeniden propagandalarını sürdürmeye devam edecekler. Fakat bu anlamda Ferhat Paşa Antlaşması, Lala Mustafa Paşa'nın Safevilere verdiği yenilgi ve doğudan gelen o Şeybani baskısından ötürü ne yapacak? Barış isteyecekler. Hocam lütfen yavaş anlatır mısın diyorlar. Öyle mi? Tamam. Peki. Beni uyarın. Teşekkür ederim. Yavaş anlatırım. Nerede bugün başlamalıyım mı o zaman? Başlamalıyım hocam. Aslında arkadaşlar son iki şeyi de hocam okuyamadık diyorlar ama. Öyle mi? Tamam. Buradan şey yapalım. Ben burada niye anlattım? Yeniden sonra Osmanlı Devleti ve Safevi arasındaki gerginliğin sebebinden bahsettim. Birincisi Şam İsmail'in Anadolu Türkmenleri arasında Şii propaganda uyarmaya çalışması. İkincisi Şam İsmail'in Doğu coğrafyasına düzenlediği saldırılar. Şah İsmail Doğu sahasına, Anadolu'nun doğusuna saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar Şah İsmail'in Doğu coğrafyasına düzenlediği saldırılar. Üçüncü madde Osmanlı tahtında yaptığı propaganda faaliyetleri. Osmanlı tahtında yaptığı propaganda faaliyetleri. Arkadaşlar bu maddelerle ilgili şunu söyleyebiliriz. Bu maddeler tekrar anlatıyorum baştan. Yavaş yavaş tane tane anlatayım. Okumayı istiyorlar hocam. Öyle mi? Ha, orayı yazamamışlar da. İkinciyi mi hocam? Son ikiyi okudum ama. Şah İsmail'in Doğu coğrafyasına düzenlediği saldırılar. Üçüncü madde okuyorum. O da şu. Osmanlı tahtında yaptığı propaganda faaliyetleri. Şimdi tekrar anlatıyorum. Tekrar anlatıyorum. Arkadaşlar şuradan bahsedeceğim. Safavi Devleti ile ilişkimizden bahsetmiştim. Yavuz ve Kim döneminde ilişkiden bahsetmiştim. Kanuni dönemindeki ilişkiden bahsetmiştim. Bu sebepler işte yine Türkmen coğrafyasına saldırı düzenlemesi. Bunun dışında Anadolu topraklarında topraklarına saldırması. Bunun dışında Şii propagandayı yayma isteği. Bunun dışında Osmanlı tahtında bir takım düzenlediği kaos çıkarma faaliyetleri, Osmanlı Devleti ve Safaviler arasındaki gerginliğin tırmanmasına sebep oldu dedim. Bu sebep 3. Mehmet dönemi, yani bu sebepler 3. Mehmet döneminde de devam etti. 3. Mehmet döneminde devam eden bu sebepleri ortadan kaldırmak adına 3. Mehmet, Lala Mustafa Paşa'yı Safavilerin üzerine gönderdi. Safaviler bu Lala Mustafa Paşa'nın saldırısından yenik ayrıldılar. Yenik ayrılınca ne yaptılar? Sadece doğuda Osmanlı batıdan gelen bir Osmanlı tehdidi yoktu Safaviler için. Bir de doğudan gelen Şeybaniler vardı. Şeybaniler ise Cengiz Han'ın torunlarıydı. Cengiz Han'ın torunları bir taraftan sıkıştırıyor. Bir taraftan da Lala Mustafa Paşa'dan aldıkları yenilgi Safavileri arada sıkıştırmıştı. Sıkışan Safaviler ne yapacaklardı? Az sonra Osmanlı Devleti'nden bir barış isteyeceklerdi. Bu barışın adı da Ferhat Paşa Antlaşması olarak tarihte yerini alacaktı. Ferhat Paşa Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti Dağıstan gibi, Gürcistan gibi önemli toprakları ele geçirirken bir de Osmanlı Devleti'nin üstünlüğü bu antlaşmayla Safeviler tarafından anlaşılacaktı. Yani bu antlaşmayla Ferhat Paşa Antlaşması'yla Safeviler Osmanlı Devleti'nin üstün olduğunu kabul etmiş olacaklardı. Yani yavaş anlattım umarım. Evet. Değil mi? Bir defa daha yavaştı. Daha sonra devam edelim. Başlıklara bakıyorum.
Biliyorum. Cevap. Yok ama. Silebilir miyim arkadaş? Silebilir. Anlamışlar mı hocam? Bir de onu soralım. Anladınız mı? Anlamadıysanız tekrar anlatabilirim. Diren öyle demiş. Evet. Teşekkür ederim. Anladım hocam. Evet, aferin. Teşekkür ederim. İrem Mehmet Hanım'a. Başka kimdi hocam? Osman. İrem Cumhur. İrem de teşekkür ederiz. Tamam, teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için, anladığınız için de teşekkür ederiz. Burada eyvallah, anlatın hocam. Anlamadığınızda durumu tekrar anlatın derseniz, beni durdurursanız daha iyi, yeni baştan anlatmak zorunda kalmayız. Oradan tekrar başa döner ve devam ettiririz. Lütfen anlamadığınızda söyleyin, tamam mı? Yazın oraya. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti arasındaki ilişkilerden devam edeceğiz. Safevileri yendik, onları mağlup ettik. Ferhat Paşa'yla yaptık. Ama ne oldu? Bu adamlar yeniden faaliyetlerine devam ettiler. Bu faaliyetler arasında özellikle Şah İsmail'den sonra tahta geçen Şah Abbas ne yapacaktı? Fransa ile, İngiltere ile ittifak kuracaktı. Ve bunun dışında sadece Fransa ve İngiltere ile ittifak kurmayacaktı. Ne yapacaktı? Rusya'nın da kapısını çalacaktı. Diyecekti ki, kardeş bak diyecekti, Fransa ve İngiltere Osmanlı Devleti'ni batıdan sıkıştıracak. Sen de kuzeyden sıkıştır, ben de alttan sıkıştırayım. Biz de Osmanlı Devleti'nin kökünü kazıyalım diyecekti. Ve bundan sonra ne olacaktı? Bakayım konularımıza devamında. Daha sonra doğudan, kuzeyden Rusya sıkıştırsın diyecekti. Batıdan Avrupa sıkıştırsın, Fransa, İngiltere sıkıştırsın. Alt kısımdan da kimler sıkıştırsın, ben sıkıştırayım diyecekti. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin kökünü kazıyalım diyecekti. Fakat umduğu gibi olmayacaktı. Ne olacaktı? 3 dakikamız varmış. Umduğu gibi olmayacaktı arkadaşlar. Çünkü Osmanlı Devleti'ne de zaten mücadele edecek bir güç yoktu. Ne olacak? Osmanlı Devleti'ne az önce söyledik ya, Anadolu'da isyanlar var dedik. Bunun dışında Osmanlı tahtı çok da sağlam değil dedik. Dolayısıyla Osmanlı tahtındaki bu problemler, Anadolu'daki Celali isyanlarıyla Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalacaktı. Kimden? Safevi Devleti'nden barış isteyecekti. Bunun üzerine Ferhat Paşa'dan sonra Nasuh Paşa Antlaşması yapılacaktı. Nasuh Paşa Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'ne daha önce Ferhat Paşa ile ödemekle yükümlü olduğu Safeviler, az önce Ferhat Paşa ile Osmanlı Devleti üstünlüğünü kabul etmişti yani, işte o zaman Ferhat Paşa ile Osmanlı Devleti vergi ödemek zorunda kalmıştı. Yani vergiden kastım da İran'da ipek çok önemli olduğu için ipek gönderecekti. Fakat ipek 200 yükken bu defa Nasuh Paşa da Osmanlı Devleti barış istediği için ne olacaktı? Bu defa İran 100 yük ipek gönderecekti ve Osmanlı Devleti de bu anlaşmayı böylelikle kabul edecek ve bitirecekti. Tabi bundan sonra yine Safeviler durmadı, yine saldırılar düzenlediler ve bundan sonra da İran'la bugünkü günümüzdeki sınırı çizen Kars'ın Şirin Antlaşması'nı imzalayacağız. Fakat biz bugün neyi yazalım? Bir Ferhat Paşa Antlaşması'nın maddelerini defterinize geçirirsiniz. Daha sonra haftaya artık Nasuh Paşa'yı yeniden anlatırız ve bitiririz. Ama bir dakikamız varmış. Siz defterinizde Ferhat Paşa Antlaşması diye bir madde yazın. Ya da şöyle yazalım. Şah Abbas ve Osmanlı ilişkisi yazalım. Böylelikle. Yani haftaya buradan devam ederiz. Bunlar mı? Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar dinlediğiniz için. Sağ olun.